Son stratejiler de ortaya çıkmış olacak bu genel kurulda ve bu genel kurul sonrası verecek mesajlar da Türkiye siyaseti için oldukça önemli bir noktaya denk düşüyor. Hem Demirtaş'ın bu açıklamalarını hem de Halkların Demokratik Partisi'nin 5. büyük olağan kongresini önemli bir isimle konuşacağız. Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi üyesi ve Strateji Belirleme Kurulu üyesi Emir Ali Türkmen konuğumuz. Sayın Türkmen, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet Sayın Türkmen, az önce izleyicilerimiz için de özetlemeye çalıştım. Lakin dilerseniz en genişten başlayalım. 3 Temmuz'da Halkların Demokratik Partisi 5. kongresini yapacak. Bu kongrenin önemi nedir? Buradan başlayalım. Sonra da Sayın Demirtaş başta olmak üzere alt başlıkları da değerlendirelim. HDP'nin 10 yıllık tarihinde, aynı zamanda Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihinde, belki de tarih olarak Cumhuriyet en dönüm noktalarından bir tanesinde. HDP bunun bilinciyle ve kendi üstüne düşen sorumluluğun çok tarihsel olduğunu farkında olarak 5. olağan kongresini yapıyor ve doğal olarak 5. olağan kongresini derken bir taraftan kapatma davası, bir taraftan Türkiye'deki toplumsal barışın inşası konusundaki otoriter rejimlere karşı özgürlükçü ve demokratik bir cumhuriyet imkanlarının güçlendirilmesi konusunda güçlü bir kongre yapma hazırlığı içerisindeyiz. Son 2 güne girdik. Yüz binler Ankara'ya gelecek. Çünkü HDP yalnızca tabelaları olan bir parti değil. HDP aynı zamanda bir halk hareketi. Halkın gönül verdiği, en zor koşullarda bile partisinin yanında durduğu ve onun fikirleri, onun talepleri karşısında yürümeyi her koşulda beceren bir halk hareketi olarak kendini inşa etmişti. Bugün de kongremiz şöyle diyebiliriz ki siyasi rejimin otoriter boyutuna itiraz eden herkes sözümüz var. Biz çözüm bizde diye buluşuyoruz. Sokaklarda devlet şiddetiyle karşılaşan kadınlar İstanbul Sözleşmesi mor rengimizdir diyerek HDP'nin kongresinde buluşuyoruz. Kürt sorunun demokratik çözümünü savunan ve Kürt sorunu demokratik çözüm araçlarıyla yeniden Cumhuriyet'in eşit yurttaşlık ekseninde yeni bir Cumhuriyet inşa edilmelidir fikrini savunan yüz binler, pazar günü Ankara'da sözümüz var, biz buradayız diyorlar. Türkiye'de uzun süredir yalnızca Türkiye'nin kötü yönetiminden değil, iş aş karşısında geçim derdi çeken bütün emekçiler, bütün çalışanlar, bütün yoksullar emeğin hakları için pazar günü sözümüz var, çözüm bizde diyerek Ankara'da olacaklar. Ekoloji için Hopa'dan Lice'ye, Kaz Dağları'ndan Marmaris'teki orman yangınlarına karşısında itiraz eden ve doğanın kıymetini ve değerini sermaye peşkeş çekenler karşısında sözümüz var, biz buradayız diyenler HDP Kongresi'nde pazar günü buluşuyoruz ve pazar günü yüz binler bu duygularını adlandırmak ve bu duygularını politik bir siyasal söze çevirmek için bir araya geliyoruz. Kongremiz bütün bir coşkusuyla şu an hazır. Kongre salonu hazırlanmaya başlandı. Yarından itibaren şehirlerden delegelerimiz ve bu partiye gönül verenler yolculuğuna başlıyor. HDP 21. yüzyılın 100 yıl sonra Cumhuriyet'in yeni inşasında tarihsel sorumluluğunun bilinciyle 5. kongresini Evet. son aşamasında. Sayın Türkmen, şunu da sormak istiyorum. Geçtiğimiz gün Halkların Demokratik Parti sözcüsü Sayın Ebru Günay da açıklama yaptı. Görünen o ki Halkların Demokratik Partisi bu kongrede de Sayın Pervin Buldan ve Sayın Mithat Sancar'la yoluna devam edecek genel başkanlık, eş genel başkanlık noktasında. Fakat Halkların Demokratik Partisi'nde 2 dönem uygulaması var. Parti meclisinde de bu esnetilmeyecek ve bu nedenle oldukça yenilenmiş bir parti meclisi ve yine eşit temsiliyet noktasında da bir parti meclisiyle karşı karşıya olacağımızı
Mutabakat Komisyonu'nun açıklamasında görüyoruz. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Daha yenilenmiş bir Halkların Demokratik Partisi ile mi seçmenler karşı karşıya kalacak? Evet, biz aslında Halkların Demokratik Partisi diğer partilere benzeyen bir parti değil. Biz program ve tüzüğümüz gereğince aynı zamanda Türkiye'nin çoğulculuğunu esas alan çok kimlikli, çok kültürlü ve çok inançlı Türkiye profiline uygun bir parti modeli her zaman savunduk ve bunu yapıyoruz. Bunun önemli prensiplerinden bir tanesi de biz demokratik siyaset yapma hakkını güvenceye almak açısından iki dönemden fazla görev alma hakkını ortadan kaldırmış durumdayız. Bu demokratik siyaseti güçlendirmenin en temel ayaklarından bir tanesi olduğu kanaatindeyiz. Bu dönem parti meclisimiz %60-70'e yakın bir yenilikle karşı karşıya gelecek ve yeni arkadaşlarımız, yeni yol arkadaşlarımız bu dönem partimizin önümüz dönem siyasi hattını belirlemek ve HDP'yi önümüz dönem bütün kentlerde, sokaklarda örgütlenmek üzere görev alıyorlar. Biz mutabakat komisyonu diye adlandırdığımız model aslında parti içi çoğulculuğumuzu esas alan, bütün farklılıklarımızı ve çoğulculuğumuzu parti organlarımıza yansıtmayı esas alan bir yerden müzakere yapıyoruz. Şu an evet eş başkanlar konusunda asgari bir ortaklık var ama aynı zamanda biz demokrasiyi savunan ve inanan bir partiyiz. Tabii ki son kararı bu partiye gönül vermiş delegelerimiz verecek. Evet. Pazar günü kuracağımız sandıkta çıkacak, karara bağlı olacak ve hep biz ona saygı göstereceğiz. Evet Sayın Türkmen, önümüzde iki konu oldukça önemli başlık olarak duruyor ve kamuoyu tarafından da merakla takip ediliyor. Bunlardan biri her ne kadar iktidar inkar etse de Türkiye'de şu anda bir seçim süreci başlamış durumda ve genel seçimlerdeki ittifakların durumu çok tartışılıyor. Halkların Demokratik Partisi 3. ittifak ya da Demokrasi İttifakı olarak adlandırılan bir ittifak çalışması da yürütüyor. Fakat son süreçte bildiğim kadarıyla iki toplantı dışında bir ilerleme ya da bir toplantı yapılmadı. Bu 5. Büyük Kongre'de bu konuda netlik sağlanacak mı? Söz konusu diğer partilerin temsilcileri de kongreye davetliler mi? Sondan başlayarak devam edeyim. Evet, yalnızca Türkiye'de toplumsal muhalefetin bütün kesimleri, yani bütün siyasi partiler, emek örgütleri, kadın hareketleri, ekoloji hareketleri, toplumsal hayatın içerisinde olan ve mücadele eden bütün siyasal parti, dernek, kitle örgütleri kongremize davet edilmiş durumda ve doğal olarak onları misafir edip ağırlayacağız. Kendiler de yüksek bir ilgi gösterdiler. Buradan kendilerine teşekkür etmek isterim. İkincisi, uluslararası misafirlerimiz var. Yani Avrupa'dan, Orta Doğu'dan ve Güney Kürdistan'dan siyasi parti temsilcileri, sendika temsilcilerimizi kongremize gelecekler. 100'ün üzerinde uluslararası misafirimiz var. Onları da kongremizde ağırlayacağız. Türkiye'de uluslararası ayağı itibariyle bütün ülkelerin elçilikleri kongremizi yakından izliyorlar ve onları da davet etmiştik. Bir kısım ülkelerin elçiliklerinin de kongremize misafir olacaklar. Ondan dolayı da 500'ün üzerinde bir misafiri ağırlama hazırlığı içerisindeyiz. İttifaklar meselesi konusundaysa biz aslında şimdiye kadarki düzen partilerinden aslında birbirine benzeyen, kimisinin restorasyoncu, kimisinin tekçi olan düzen partileri karşısında HDP ve kimi Türkiye'deki farklı sol partilerin bir öznelliği var. Biz toplumsal mücadelelerin içerisinden çıkıp gelerek toplumsal mücadelelerin siyasal temsilcisi ve sözcüleri olan siyasal bir partiyiz. Onun için üçüncü yol diye tarif ettiğimiz siyasal yaklaşım düzen partileri konusunda restorasyoncu siyasete karşı demokratik cumhuriyeti inşa etmeye, bütün farklılıkların, özgürlüklerin, cumhuriyetin 100 yıllık asimilasyon politikalarına itiraz eden inançsal, halksal ve emeğin özgürlüğü için mücadele eden herkesin 100 yıl sonra cumhuriyeti demokratikleştirmek için bir mücadele hattı kuruyoruz ve biz ittifakımızı yalnızca seçimlerde tarif etmiyoruz. Ama seçimlerde doğal olarak bugünkü saray rejimini çürümüş ve aslında kendi çözümsüzlüğü içerisinde boğulan saray rejimini göndermek açısından da önemli olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı HDP bir taraftan kitlelerin kendi toplumsal taleplerini daha güçlü
sahiplenmesi ve onun mücadelesini yükseltmek için ittifaklar kurarken, diğer bir taraftan da saray rejimini yıkmak ve onu göndermek için doğal olarak seçimlere büyük bir önem veren siyasi parti. Yalnızca saray rejimini yıkmak istemiyoruz biz. Bir tür Millet İttifakı'nın restorasyon yapmak istediği cumhuriyet karşısında demokratik bir cumhuriyetin inşası için de hazırlık yapıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Bu anlamda kongremizin 10 yıl sonra tarihsel bir öneme sahip olduğu bilinci içerisindeyiz. Sayın Türkmen, merak edilen konulardan bir diğeri ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi ve az önce sizin de ifade ettiğiniz 3. ittifakın tavrı ne olacak noktasında. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halkların Demokratik Partisi ve sol partilerin bir ittifak oluşturmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Normal bir durum. Lakin Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday desteklenmedir ve bu iş ilk turda çözülmelidir dedi. Hem Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısını hem de Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimindeki tavrına ilişkin neler söylemek istersiniz? Burada da Halkların Demokratik Partisi diğer partilerden önemli ölçüde farklı bir politik çizgiden geliyor ve farklı bir toplumsal inşa fikriyatını savunuyor. Onun birinci ayağı da şudur: biz ilkeleri ve prensipleri konuşan, nasıl bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz, nasıl bir hukuk devleti inşa edeceğiz, nasıl bir anayasanın zeminlerini bütün toplum kesimleriyle konuşarak ve tartışarak yeni bir anayasa inşa edeceğiz konusunda diğer partilerden önemli ölçüde farklı bir politik tez savunuyoruz. Bundan dolayı da bizim için öncelikle Cumhurbaşkanlığı tartışmalarında kimin Cumhurbaşkanı olacağı değil, bir fiil tutum belgemizde önemli ana hatlarını çizdiğimiz ilkeleri ve prensipler üzerinden önümüz dönem için bir Cumhurbaşkanlığı müzakeresi, tartışması yürütmek istiyoruz. Biz şunun farkındayız, evet, tekçi rejim geldiği yer itibariyle Türkiye'de büyük bir tahribat açmış durumda, kutuplaşmayı güçlendirmiş durumda, buradan siyaset yaparak halklar arasındaki gerilimi yükseltiyor. Emekçiler büyük bir geçim sıkıntısıyla karşı karşıya. Ama yalnızca bir cumhurbaşkanını göndermenin de Türkiye'nin temel sorunlarını çözmeyeceğinin bilincinde olan bir topluluğuz ve bir siyasi hareketiz. Bundan dolayı da biz evet müzakerelere açız, ama bizim müzakere prensiplerimiz kimin memlekette cumhurbaşkanı olacak değil, nasıl bir cumhurbaşkanlığı ve nasıl bir Türkiye cevabının içerisinde saklı olan sorulara birlikte cevap aramaktan geçtiğini düşünüyoruz. Ve bugün toplumda çok gür bir sesle bunları aradığı kanaatindeyiz. Sayın Türkmen, tabii Halkların Demokratik Partisi ile ilgili konuşulan, tartışılan noktalardan biri de şu anda kendisiyle ilgili yürütülen kapatma davası ve Türkiye'de yargının siyasallaştığını artık herkes biliyor. Bugün hala devam eden, duruşması devam eden Kobani davasına baktığımızda, Gezi davasında verilen karara baktığımızda yargının siyasallaştığını görüyoruz ve gördüğümüz bir başka noktada iktidarın seçimlere hazırlanma noktasında gözünü karartmış durumda. Hem sosyal medya yasasıyla ilgili düzenlemeler ve yine son süreçte Diyarbakır'daki operasyon kapsamında tutuklanan 16 meslektaşımızın durumuna baktığımızda Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılmasına ilişkin adım atmaması noktasında da bir sıkıntı görünmüyor. İktidar çünkü gözünü karartmış durumda. Böylesi bir gelişme yaşanırsa Halkların Demokratik Partisi'nin bunu çözmeye yönelik stratejileri mümkün müdür? Konuşuluyor mu bunlarda? Neler söylemek istersiniz? Halkların Demokratik Partisi kurulalı 10 yıl oldu ama kökleri 100 yıllara dayanan bir siyasi geleneklerden, ekollerden gelen bir siyasi hareketiz biz. Doğal olarak bizden önceki kapatılan partiler düşündüğümüz vakit bunların bir çözüm olmadığını konusunda yalnızca Halkların Demokratik Partisi'ne gönül vermiş kitleler değil, rejimin farklı kutuplarında duran herkes bunun farkında. Evet. Türkiye'de onlarca parti kapatıldı ama bir fikir betonun arasından bile yeşererek kendi yolunda yürümeyi becermiştir. Halkların Demokratik Partisi'ni kapatmak tabii ki mümkün ama bu sorunu çözmeyecektir. Çünkü Halkların Demokratik Partisi bir halk hareketidir. Ne zaman sandıktan rıza aramaya başladıkları vakit, nasıl 7 Haziran'da bütün Halkların Demokratik Partisi'nin mitingleri bombalanmasına rağmen, şiddet had safhaya varmasına rağmen bütün Halkların Demokratik Partisi'ne gönül vermiş kitleler
%10 barajını yerle bir ettilerse, daha sonra bugün kurmuş oldukları rejimin içinde %51'in toplumsal talebi meşruunu arayacaksalar, yine karşılarında Halkların Demokratik Partisi'nin fikirlerini savunan, özgürlükleri, barışı, kardeşliği, emeğin özgürlüğünü savunanların toplumsal talepleriyle karşılaşacaklar. Ben öyle HDP'yi kapatmanın o kadar kolay olmayacağı kanaatindeyim. Eğer kendileri bu toplumsal rızaları üretmek istiyorsalar, er ya da geç, bugünkü saray rejimi veya başkaları HDP'nin sahiplenmiş olduğu toplumsal fikirlerle yüzleşmek ve yeni bir cumhuriyet inşası için müzakereye kendilerini açmak zorundalar. Partimizi kapatırsalar, evet, biz farklı planlarımız var. Biliyorsun, akan suyunun önünde kimse duramaz. HDP akan nehirler gibidir. Kendi akakını yaratır ve kendi taleplerini yeniden Türkiye'nin temel meselesi olarak yürümeye devam eder. Bundan dolayı da HDP'ye gönül vermiş bütün yurttaşlarımıza buradan şunu söyleyebilirim ki hiç endişeye kapılmasınlar. Vakit mücadele etme vakti, vakit değerlerimize sahip çıkma vakti, vakit yeni cumhuriyeti birlikte nasıl inşa edeceğimiz konusunda iş yerimizde, kapımızdaki komşumuzda, mahallemizde, hayatın her yerinde bu değerleri örmek için çalışma vakti, mücadele etme vakti. HDP kendi akarında yürümeye devam edecek. Ben son olarak bugün yayınlanan Selahattin Demirtaş'ın Yeni Yaşam Gazetesi'nde yayınlanan yazısına ilişkin bir soru yöneltmek istiyorum. Demirtaş yazısında Kürt sorununda çatışmaların durması için adresin Abdullah Öcalan olduğunu söylüyor ama meclisteki muhatabında Halkların Demokratik Partisi olduğuna işaret ediyor. Siz Demirtaş'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz da bunun üzerine konuşalım. Sayın Demirtaş aslında şimdiye kadar olan bir gerçeği çok ince ve zarif bir biçimde tekrar herkese hatırlatmış durumda. Bu memlekette çözüm süreci diye bir süreç işliyordu ve doğal olarak bu sürecin ana aktörlerinden bir tanesi bir fiil devletin bütün kurumlar üzerine yürütülen Abdullah Öcalan'la yürütülen bir müzakere süreciydi. Hatta bundan dolayı ortak talepler şekillenmişti. Bunun için tabii ki Türkiye'de silahların susturulması ve Kürt sorunun demokratik çözüm imkanlarının oluşturulması açısından birinci derecede muhatap Abdullah Öcalan'dır ve bunun yalnızca HDP değil, Türkiye'de Türkiye'nin temel sorunlarına kafa yoran herkes bunun farkında. İkinci ve önemli bir şey ise Türkiye'deki bütün demokratik güçlerin ve Türkiye'nin önümüz dönem ortak vatanda birlikte yaşama imkanlarını inşa etmenin araçlarını kurmakın da parlamentodan geçtiği konusunda önemli olsun. Hepimiz hemfikiriz. Türkiye'nin bütün blokları, siyasi fikirlerini savunan bütün akımlar bunun farkında. Doğal olarak başta Millet İttifakı olmak üzere yeni bir Türkiye kurmak isteyenler açısından bu sorunun cevabı çok açık bir biçimde verilmezdir. Türkiye'de Kürt sorunun demokratik çözüm imkanları nelerdir? Ve bunun parlamentonun bu konudaki rolü nedir sorusunu sormalıyız. Cumhuriyet 100 yaşında, doğal olarak 2. yüzyılda bu ülkenin yurttaşları olan Kürtler, Cumhuriyet'in eşit yurttaşları olmak istiyorlar. Aleviler bu memleketin eşit yurttaşları olmak istiyorlar. Farklı inancı savunanlar bu memleketin eşit yurttaşları olmak istiyorlar. Eşit yurttaşlığın imkanlarını oluşturacak yeni bir toplumsal düzende önümüz dönem seçimlerle birlikte iktidar olacak ve meclisin temel sorumluluk aldığı yeni bir kurucu iradeyle mümkün olduğu kanaatindeyiz. Bugün Sayın Demirtaş da bütün ayaklarıyla birlikte bunu çok açık bir sihir bir biçimde anlatmış durumda. Bu yanıyla da bence yeniden herkesin dönüp Demirtaş'ın yazısını okumasını öneririm. Sayın Türkmen, peki son bir parantezde bir soru daha eklemiş olayım. Söz konusu açıklamada çözüm süreci noktasında AKP'nin niyetinin de kapasitesinin de mümkün olmadığını ifade ediyor Sayın Demirtaş. Ama kulislerde Erdoğan'ın masasında yeni bir Kürt açılımı ve Kürt seçmenlere yönelik çeşitli açıklamaların geleceğine ilişkin kulis bilgileri de dolaşıyor. AKP'nin seçim öncesinde girişeceği bu durum, böylesi bir durum, Kürt seçmen üzerinde ya da Halkların Demokratik Partisi üzerinde bir etki yaratır mı? Hayır, bir etki yaratmayacak. Şöyle ki, biz Türkiye'de Kürt sorunun demokratik çözümü için çaba gösteren ya da projeleri üreten bütün
yaklaşımların kıymetli ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Evet. Çünkü artık anneler çocuklarının ölmesini istemiyor. Ama şunu da biliyoruz ki AKP'nin 20 yıllık tarihinin de farkındayız ki AKP Kürt sorunu demokratik araçlarla çözmekten değil, kendi seçimini kazanmak için kimi manevralar yaptığı dönem dönem bu meselede konuştuğu zamanlar oluyor. Ama şunu unutmayalım ki AKP'nin ortağı MHP'nin söylediklerini düşündüğümüz vakit ben kendi şahsıma AKP'den Kürt sorunun demokratik çözümü konusunda yeni bir toplum projesi olarak toplumun önüne getireceği ve devletin bu konuda dönüşümü savunacağı konusunda kanaatinde değilim. Ama şunu önemsiyoruz, gerek saray rejiminin, gerekse Millet İttifakı'nın Türkiye'de Kürt sorununun seçimlerden öte bir biçimde çözümü için projeler üretmesinin zorunlu olduğu konusundayız. Ama HDP şunun farkında ve konferansında da bunu tartıştı. Birinci önceliğimiz saray rejimini yıkmaktır. İkinci önceliğimiz ise restorasyon karşısında demokratik cumhuriyetin kurmanın imkanlarını ve olasılıklarını güçlendirmektir. Bizim için temel hak budur. Evet, Halkların Demokratik Partisi 5. Büyük Olağan Kongresi'ni 3 Temmuz'da gerçekleştiriyor. Hem bu kongrenin ayrıntılarını hem de gündemdeki konuları Halkların Demokratik Partisi Parti Meclis Üyesi Sayın Emir Ali Türkmen ile değerlendirdik. Sayın Türkmen, yayınımıza katılıp sorularımızı yanıtladığınız için tekrar çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir imkan verdiğiniz için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet, Sayın Türkmen'le de konuştuk. 3 Temmuz'da sabah pazar günü saat 10'da başlayacak bu büyük kongre ve 100 bin civarında bir katılım olması da bekleniyor. Söz konusu kongrenin önemli noktalarından biri de özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimlerdeki ittifaklar noktasında verilecek mesajları kamuoyu merakla bekliyor. Zira bu konuya ilişkin altılı masadan da çeşitli çağrılar vardı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığında ilk turda ortak aday çıkarma noktasında. Ama az önce Sayın Emir Ali Türkmen de altını çizdi. İlkesel bir birliktelik sağlandığında ancak ortak aday çıkabilir denildi. Daha evvel Halkların Demokratik Partisi'nden aldığımız milletvekilleri ve parti yöneticileri de aynı yönde görüş belirtmişlerdi. Bakalım bu 5. büyük olağan kongre sonrasında ne tür mesajlar verilecek kamuoyuna? Biz de hem pazar günü canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz kongreyi hem de daha sonraki günlerde bu kongreden çıkan mesajları ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Gün içinden devam ediyor.